Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar efendim. Bugün 30 Temmuz Cuma. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Dün ard arda gelen yangın haberleriyle sarsıldık. Yanan sadece ormanlarımız değildi. Ciğerimiz, yüreğimiz, geleceğimiz, emeklerimiz. O yangında hepsi kül oldu gitti. Bir yangın bitmeden başka bir yerden acı haber geldi. Manavgat'ta başlayan yangının ardından 21 ilde 71 yangın çıktı. Yangının acı yüzü ise gün ağarınca ortaya çıktı. Manavgat'ta 3, Marmaris'te ise bir vatandaşımız hayatını kaybederken yüzlerce hayvanda telef oldu. Şimdi ben bu son kalanları nasıl kurtaracağım? Gözünüzü sevdiğim insanlara bir şey yapın ya. Bir gelen olsun şunlara, bir yem barınak bir şey getirin, ne olursunuz ya. Yangınlara 3 uçak, 9 insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4000 personelle müdahale edilirken Marmaris ve Bodrum'da yangınlar kontrol altına alındı. Bazı bölgelerde ise söndürme çalışmaları halen daha devam ediyor. Yangın tarım alanları kadar altyapıyı da etkilerken 18 bin civarında aboneye elektrik verilemedi. Evlerini, arabalarını ve hayvanlarını kaybeden çaresiz vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den güzel haber geldi. Pakdemirli, mağdur olan vatandaşlara yönelik Bağkur, SGK, Ziraat, Tarım Kredi ve Tarsim borçlarının kredi borçlarının erteleneceği müjdesini verdi. Yanan alanlarda ilk yağmurlarla beraber Ekim sonu ve Kasım ayının başı gibi ağaçlandırma çalışmalarına başlanacağı bildirilirken, valilikler tarafından alınan karar doğrultusunda Kocaeli, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, İzmir, Çanakkale ve İstanbul'da ormanlara giriş bir ay boyunca yasaklandı. Adana, Mersin, Muğla, Antalya. Şehirler farklı, acılar aynı. Ciğerlerimiz yandı. Evleri, arabaları, hayvanları, anıları hepsi o yangında kül oldu gitti. Geriye bir tek hafızalardaki o fotoğraflar kaldı. Yangının acı yüzü ise gün ağarınca ortaya çıktı. Şimdi o acı tablo geliyor ekranlarınıza. Evler, arabalar, ağaçlar, hayvanlar. Hepsi o yangında kül oldu. Yangından geriye sadece gözyaşları kaldı. Allah'tan geliyor, bunu yapacak bir yerimiz yok. Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti. O korku dolu anları böyle anlattı. Bu tarafı, şimdi bir yangın daha geliyor. Her yerden bu taraftan geliyor. Bu yangın da gelirse biz nereye kaçacağız? Sabahki yangın bu taraftan geldi, yukarıdan geldi. Şimdi son kalan delpederim bu hayvanlarım. Burada seranın içinde. Kozan'daki orman yangınında evini kaybeden Cumali amca da gözyaşlarına hakim olamadı. Bizim anılarımız da dolu. Ben anlatamam yani. Eşimle beraber biz bu evi yaptık, kurduk. Onun her türlü anıları vardı. İnanın bir bilgisayarı dahi buradan kaçıramadım ben, alamadım. Her şeyimiz burada yanına gitti, kül oldu. Ama bir tarih, bir mazi oldu. Onun için gerçekten çok hüzünlüyüm. Hamide teyze ise görenlerin yüreklerini burktu. Evinin yandığını gören yaşlı kadın gözyaşlarına boğulup ağıt yaktı. Benim de alanda kalacak. Yemedim dedemizi yaraldım, yemedim buzdolabı aldım, yemedim çamaşırdan kadar aldım. Ula buraya bir sürü polisler geldi, ben evimi koyup gitmeyeceğim oldum, eniştem geldi. İki bidon büyüdeyim vardı, o büyüdeyleri onu attım, oraya şey ettim. İki kilo bulgurum vardı. Onları dedim enişte şey edelim dedim, ne yapalım, bir yere varım kaldırsak dedim, kaldıramayız dedi. 10 yıl önce bakkal dükkanı yanmıştı. Yıllar sonra aynı acıyı tekrar yaşadı. Adana'da çıkan yangında evi yanan Fatma Okutan ve arkadaşı da yardım istedi. Buğdayımdan tut, malımın yemine kadar, samanına kadar, yatağım, yorganım neyse işte inneden iple kadar yani. Bir evde ne olur? Dolabım, televizyonum, her şeyim içinde işte. Sade sırdım mı sırdım da. Şey ettik, çabaladık, ellerimizin gücüyle
geçindiydik. Bayağı da evini düzdüydük, ayrı rahatıydık. Kocası öldü ama hepsi gitti işte, hatun kızım. İnek daha o kalmış, bir tek inek, başka bir şey yok. Onu bana bir kapırda tüdünü sağayım diyeyim arkadaşım. Ağladım. İneğini sağacak bir tası kalmamış kızım. Kalmadı. Şahin Akdemir, yangını söndürme çalışmaları devam ederken alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmak istedi ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Şahin'in son paylaşımı ise yürekleri dağladı. Yangın hala devam ediyor arkadaşlar. İşmeler mevkiine kadar şu an yol kenarına yollar falan geçiş yok. Yangın hala devam ediyor. Biz su taşıyoruz. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunusever, İstaniye ve köylerine bir dizi ziyaretler düzenledi. Yurdunusever'in incelemeleri ve açıklamaları geliyor ekranlarınıza. İyisiniz inşallah. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunusever, İhsaniye'deydi. Köyleri de ziyaret eden Yurdunusever, bir dizi incelemelerde bulundu. Ziyaretlerine Kızılay Doğal Maden Suyu İşletmeleri ile başlayan Yurdunusever, Hilali Ahmer adıyla kurulan ve 150 yıllık tarihi bulunan Kızılay'ımızın bugün yine aynı isimli ülkemizin yeraltı zenginliklerini vatandaşlarımızla buluşturan Kızılay Doğal Maden Suyu İşletmelerini ve ilk doğal maden suyunun çıktığı bölgeyi ziyaret ettik ifadelerini kullandı. Vekil Yurdunusever, Kızılay Doğal Maden Suyu İşletmeleri hakkında kurum sorumlusu Murat Özen'den bilgiler aldı. İhsaniye Kaymakamlığı'na yeni atanan Doğukan Koyuncu'yu ve AK Parti İhsaniye İlçe Teşkilatı'nda ziyaret eden Yurdunusever, "Hepimizin ortak gayesi milletimize hizmet etmek," dedi. Yurdunusever, yeni atanan Kaymakam Doğukan Koyuncu'ya hayırlı olsun temennisinde bulundu. İhsaniye'ye bağlı Üçler Kayası, Muratlar, Aşağı Tandır, İdemir köylerinde yapmış olduğu ziyaretleriyle ilgili de bir açıklama yapan milletvekili Yurdunusever şunları kaydetti. "Köylerimizin bu ülkenin en temel taşı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Onların düşünceleri ve fikirleri bizler için ayrıca önemli olduğu için bizzat kendilerinden dinlemek gayretimizi sürdürüyoruz. Ayazini ve Emre Gölü'ne giden güzergah üzerinde yapılan yatırımları da inceleyen Yurdunusever, bölgede yaşayan hemşehrilerimizin burada yatırım yaparak hem şehrimize hem de kendi ekonomisine katkı yapmasını canı gönülden istiyorduk. Elhamdülillah hedefimize ulaşmışız," diyerek her zaman da destekçi olacaklarını vurguladı. 1994 yılında Mardin Nusaybin'de şehit olan Jandarma Er Ramazan Sancağ'ın baba ocağını da ziyaret eden milletvekili Yurdunusever, şehidin babası Abdullah Sancağ'ı telefonla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü. "Sayın Bakanım, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağlık haberlerinizi bekliyorum, ayaklarına sağlık. Bizi ziyaret ettikleri için çok memnun oldum. Allah bin kere razı olsun. Sizlerden de, cemaatten de, buradan da, bakanımızdan da Allah bin kere razı olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun." "Allah razı olsun. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Kulakla. Size gelen arkadaşlarımız da Allah ekiplerini vermesin. Onlar da hal biliyorlar, hatır biliyorlar. Amin. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sürdürülen Avrupa Birliği destekli mermer sektöründe iş sağlığı güvenliğinin geliştirilmesi projesi kapsamında ilk eğitim olan temel iş sağlığı ve güvenliği, yasalaklar ve sorumluluklar eğitimi Akronis Otel'de gerçekleştirildi. Mermer sektöründe iş sağlığı güvenliğinin sağlanması projesi kapsamında ilk eğitim yapıldı. Eğitime Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, ATSO 27. Meslek Komitesi Başkanı Saliha Kılınçarslan, ATSO Meclis Üyeleri Hüseyin Karabulut, Şaban Ceylan, Mehmet Tamer Günel ve Mesut Tabak'la ATSO Meslek Komiteleri üyeleri katıldı.
Eğitimin açılış konuşmasını yapan ATSO Meclis Başkanı Merdivenci, projelerin ortaklarından bahsetti. Projemizin ortakları Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Çay Ticaret ve Sanayi Odası, Diner Ticaret ve Sanayi Odası ve Birdağ Ticaret ve Sanayi Odası ve Sağlıklı Ticaret ve Sanayi Odası olarak belirlendi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Karahisar Organize Sanayi Bölgesi, İsçihisar Mermer İktisas Organize Sanayi Bölgesi, benim yönetim kurulu başkanlığını sürdürdüğüm Afyon Boğaz Mermerciler Derneği ve Afyon Karahisar İsçihisar Mermerciler Derneği de projede iştirakçı olarak yer aldı. Proje kapsamında eğitim ve seminerlere ağırlık verileceğini belirtti Başkan Merdivenci. 128.005 avro bütçeye sahip olan mermer sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi 18 ay süreçte. Proje bütçesinin %85.89'u Avrupa Birliği fonlarında Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanacak. Proje kapsamında mermer sektöründe iş sağlığı, güvenliği ile ilgili eğitim materyalleri hazırlanacak. Mermer sektörü meslek komitelerine yönelik toplam 3 eğitim verilecek. Mermer sektöründe yer alan komitelere toplam 12 eğitim verilecek. 6 adet seminer düzenlenecek. Bu çerçevede Bolu, Çay, Diner, Emirdağ ve Sandıklı ilçelerimizde de eğitimler düzenleyeceğiz. Eğitim sırasında izleyeceğimiz animasyon filmlerinin de bu proje kapsamında hazırlandığını bilmenizi isterim. Merdivenci, proje kapsamında verilen eğitimlerle ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı. Projemiz kapsamındaki eğitimlerin birincisinin konusu, temel iş sağlığı ve güvenliği yasal haklar ve sorumluluklar olarak belirlendi. Eğitimimizde çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçların üzerinde durulacaktır. Mevzuatı incelediğimizde kanunlar ve yönetmeliklerde iş kazası, meslek hastalıkları, işverenin sorumlulukları, işçinin yükümlülükleri gibi kavramların çok açık bir biçimde ortaya konduğunu görüyoruz. İşverenlerin ve çalışanların hak ve sorumluluklarını bilmesi durumunda sektör daha rahat hareket edecek, üretime ve istihdama odaklanacak. Merdivenci'nin açılış konuşmasının ardından iş güvenliği uzmanı Ahmet Özkan, işveren ve işçilerin sorumluluklarını, iş kazalarının önlenmesi için yapılması gerekenleri anlattı. 98'in bizim elimizde. Bunun önüne geçebiliriz 98'in. İş yerindeki güvenlik önlemlerini almak işverenin yasal yükümlülüklerinden biridir. İş yerindeki riskleri ve tehlikeleri belirleyerek bunlarla ilgili güvenlik önlemlerini almak zorundadır. Eğitim yaklaşık bir saat sürdü. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven ve AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve kongrede güven tazeleyen Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bugüne kadar Sayın Vekilimiz ve diğer tüm milletvekillerimizle çok güzel bir diyaloglarımız oldu. Afyonkarahisar Barosu'nda gerçekleştirilen ziyarette AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven'in yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, İl Başkan Yardımcısı Talha Hüseyin Akkaya ve İl Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Milletvekili Yurdunu Seven burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Üyesi olmakla onur duydum. Afyonkarahisar Barosu'nun değerli kardeşi Turgay Şahin Bey'in yeniden baro başkanı seçilmesi dolayısıyla tebriğe ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etmeye geldik. Biz de meclisteki küçük milletvekili olarak gerçekten avukatlık mesleğimi, özellikle içinde bulunduğumuz avukatlık mesleği sorunlarına katkıda bulunmak amacıyla elimizden ne geliyorsa mecliste yapmaya hazırız. Tabii bu son dönemde özellikle Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül döneminde yargı paketleri, yargı reform paketleri çerçevesinde barolara gerçekten büyük bir önem verildi ve baroların katkılarıyla yeni reform paketleri ortaya çıktı. İnşallah bu paketin içinde bulunan avukatlık mesleğiyle ilgili konularla, iyileştirmeyle ilgili konularla da elimizden geldiğince mecliste katkıda bulunmaya çalışacağız. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, avukatlık mesleğindeki sorunların çözüme kavuşmasını istediklerini söyledi. Avukatlık mesleğinin önündeki engelleri, olumsuzlukları birlikte kaldırabilmeyi düşünüyoruz. Gerçekten mesleğimiz
giderek sorunlar da işte büyüyor. Mevcut sayımızın artması, iş alanlarının daralması, mecliste çoğunluğu olan ve ilimizde de iki milletvekilimizle katkı verdiğimiz hukukçu milletvekillerinin mesleğimizin sorunlarını bir an önce çözmelerini bekliyoruz. Tüm hukukçu milletvekillerimiz, Adalet Bakanlığımız, hukuk camiamızla birlikte yargının bir ayağı olan, en önemli ayağı olan avukatlığın, savunma mesleğinin sorunlarının bu dönemde çözülmesini umuyoruz. Bir de özellikle Sayın Vekilimizden baro olarak yargı reformu strateji belgesinde avukatlar lehine konulmuş ve gerçekten bizi heyecanlandıran, umut vadeden hedeflerin hayata geçirilmesi konusunda gayret ve desteklerini bekliyoruz. Afyonkarahisar Yarım Elmas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk, Kurban Bayramı'nda derneklerine rekor düzeyde bağış yapıldığını söyleyerek açıklamalarda bulundu. Ramazan ayı içerisinde derneğimiz 2500... Afyonkarahisar Yarım Elma Derneği'ne rekor bağış yapıldı. Son kurşuna kadar geçmeyin. İnşallah yeni geçeceğimiz yerde bu mekan... Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. 5 kilo hep öyle yağ. Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin Yarım Elma Derneği'ne yaptığı bağışlarla rekor kırıldı. 600 kurbana bedel vekalet alan dernek, 1000 aileye 5'er kilogram et dağıttı. Çok güzel estetik alanlar. Afyonkarahisar Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk, her geçen yıl vekalet veren kişi sayısının arttığını belirtti. Her yılda geometrik diziyle vekalet aldığımız insan sayısı artırıyor. Bu da bize olan güveni gösteriyor. Niçin biz vekaleti alıyoruz? Danayı kasaba teslim ederken vekaletimizi ona veriyoruz. Kesiliyor ve video çekiyoruz. Her kişiye de videosunu gönderiyoruz. Bu şeffaf bir kesim. Acaba benim kurbanım kesildi mi diye hiç kimse merak etmiyor. Kesildiği anda hemen mesajlar gidiyor kurbanınız kesilmiştir diye. Birkaç gün içinde de videosunu atıyoruz. Dolayısıyla güven bize çok arttı. Allah'a şükür bu kurban 12 ton etimiz oldu. Bu büyük bir rakam, hafife alınacak bir şey değil. Diğer kuruluşların kestikler koyunlarla kıyaslanırsa ve her koyundan da 20 kilo net et çıkacağını hesabı yapılırsa ki çok çoğundan çıkmaz. 600 kurbana bedel bağış almış durumdayız. Bu son derece güzel bir rakam. Biz bu bağışları ne yaptık? Bir kısmını hemen taze taze dağıttık. Yaklaşık 1000'e yakın aileye 5'er kilogramlık etlerimizi taze taze dağıttık. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ne iadeyi ziyarette bulundu. Genel kurul sonucunda dernek başkanlığına seçilen İsmail Kumartaşlı'ya hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Zeybek, gazi ve şehit aileleriyle yakından ilgilenerek onların taleplerini dinledi. Aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, iadeyi ziyaret ve hatır ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Zeybek, Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Zeybek, geçtiğimiz günlerde genel kurul sonucunda dernek başkanlığına seçilen İsmail Kumartaşlı'ya hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Hem iadeyi ziyaret hem genel kurulda seçilen arkadaşlara hayırlı olsun. Çalışmalarında başarılar dilemek üzere ziyaretlerine geldik. Şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Zeybek, onlar bizim baş tacımızdır dedi. Şehit ve gazilerimizi yok farz etmemiz mümkün değil. Her daim bunlar bedel ödeyerek bu ülkenin bağımsızlığına, bütünlüğüne katkıda bulunmuşlardır. Bizim baş tacımızdır. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı ise Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti. Cumhuriyet'in kurulduğu topraklarda yaşayan şehit aileleri gazileri olarak ve Cumhuriyet'in kurulduğu topraklarda görev yapan bir başkanımız var. Biz dernek başkanlığı ve belediye başkanlığı olarak şehit ailelerimize, gazilerimize en iyi hizmeti
ne şekilde yapılabilecekse geçmiş dönemlerde olduğu gibi bundan sonra da yapacağız. Desteklerinden dolayı ve ziyaretlerinden dolayı hem Sayın Başkanımıza hem de yönetimine çok teşekkür ederim. Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri dün bazı ziyaretlerde bulunmuşlardı. Son olarak Afsiyat'ı ziyaret eden heyet burada Afyon Karahisar'ın ekonomisini değerlendirdi. Afyon Karahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, dün İl Emniyet Müdürlüğü'nü, İl Jandarma Komutanlığı'nı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, Dünya Gazetesi Temsilciliği ve Dernekler Müdürlüğü'nü ziyaret etmişti. Heyet son olarak da Afyon Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni ziyarette bulundu. Afsiyat Başkanı Kadir Sayın, Gazeteciler Cemiyeti yöneticilerini Afsiyat binasında ağırladı. Bugün Afyon ekonomisinin istihdam anlamında ciro son noktasında zaten %80-85'ine hakim bir grup şu anda Afyon Sanayici İş Adamları Derneği. Afsiyat yöneticileri, Gazeteciler Cemiyeti yöneticileriyle Afyon Karahisar'ın ekonomisini değerlendirdi. Binasında binada daha çok görev düşüyor. Çünkü yerel medya can çekişiyor. Yükümlülük tabii ki kendi nezdinde fazla olmasıyla beraberinde basınla da iç içe beraber olmak zorunda. Afsiyat Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, Afyonkarahisar iş dünyasının son derece zor geçen pandemi şartlarının izlerini silmeye çalıştığını belirtti. Dernekten cemiyete döndünüz, aynı yönetimle devam ediyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Afyon'da birlik ve beraberlik her kolda, her sektörde olduğu gibi basında da var olması gerekiyor. O varlığı sizlerin işte birlik beraberliğince Afyon'un marka şehir olmasıyla beraber birlik, beraberlik içerisinde iş dünyasıyla basın, halk, toplum neler yapabiliriz, ne olabilir noktasında sizlerin birlik ve beraberliği bizlere ve memleketimize güç katıyor. Çok teşekkür ederiz, şeref verdiniz. Çok sağ olun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Başkan yardımcıları Hüseyin Tokman ve Murat Tabak, yönetim kurulu üyeleri Tamer Dişbudak, Kamil Ayvalı, Kirami Gürel, Nail Demirel ve Muhammed Ötken ziyarette Afyonkarahisar ekonomisine yönelik görüşlerini dile getirdiler. Elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz. Afsiyat'ta iki dönem var. Bu yönetimde birinci dönem inşaat sektörüyle uğraşıyoruz. Birinde iki dönem yönetimi. Yeni yönetimimizle beraber Afyon hizmet etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Demler, Demak, başta şirketlerimiz. Hepinize hoş geldiniz. Benim de burada ilk dönemim. Kadir Başkanımızla beraber yeni yönetimde inşallah görev aldık biz de. Hayırlı uğurlu olsun hepimiz inşallah. Buna çalışmalarımızı yürüteceğiz beraber. Benim de dördüncü dönemim. Yönetim kurulu üyeliğimde bu dönem. Afyonkarahisar'daki işletmelerin geleneksel yönetim usullerinden profesyonel yönetim şekline geçebilmesinin son derece zayıf şekilde ilerlediğine dikkat çekilen sohbette, bu durumun Afyonkarahisar'a has özelliklerden ve öne çıkan sektörlerin doğal yapısından kaynaklandığının altı çizildi. Bu ziyaretle başlayan hem de Afyonkarahisar Üniversiteler Derneği'nden, Afyon Üniversiteler Cemiyeti'nden dönüşmemizin tanıtım amacıyla bugün sizleri ziyaret ediyoruz. Ve bundan sonrası için de iş dünyasıyla, basın camiası el ele vererek Afyonkarahisar'a hangi katkıları sunabileceğimizi hep beraber ele alacağız. Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz inşallah. Afsiyat Başkanı Kadir Sayın, ziyaretin anısına Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt'a Atatürk'ün Kocatepe'de bulunan anıtının görselini hediye etti. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde üst yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İl Özel İdaresi tarafından 8 köy yolunda sıcak asfalt çalışması yapıldı. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından 8 köy yolunda sıcak asfalt çalışması yapıldı. İl Özel İdaresi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekipleri sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Emirdağ'da süren çalışmalar kapsamında Çaykışla, Demircili, Eskiköy, Güvetçi, Karacalar, Soğukkuyu, Türkmen ve Yavuz köylerini ilçe merkezine bağlayan yola sıcak asfalt serimi yapıldı. Ekiplerimiz 8 köy yolunu sıcak asfaltla buluşturdu.
Köy yollarında yapılan sıcak asfaltlamayla halkımıza konforlu ulaşım sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz ifadelerine yer verildi. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kurulan kadın kültür evleri bünyesindeki atölyelerde üretimler devam ederken hocalar ve Kızılören Kaymakam vekilleri atölyelerde yürütülen çalışmaları yerinde görerek Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'tan bilgiler aldılar. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kurulan kadın kültür evleri bünyesindeki atölyelerde üretimler devam ederken kadınlar üretimde aktif rol aldığı gibi aynı zamanda ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Hocalar Kaymakam Vekili Tuna Hannas ve Kızılören Kaymakam Vekili Ahmet Sami Meram, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'u makamında ziyaret etti. Heyet ardından Sandıklı Kültür Evi bünyesinde kurulan sabun atölyesi, kabak atölyesi ve kadın kültür evinde incelemelerde bulunarak Kaymakam Tortop'tan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Salgın sonrası dönemde yapılacak temiz enerji yatırımlarının küresel ekonomiye katkısının 3 yılda 1.9 trilyon doları bulacağı öngörülüyor. Dünyada COVID-19 salgını sonrası dönemde temiz enerjiye yapılacak yatırımların 3 yılda 10 milyon kişilik istihdam sağlayabileceği hesaplanıyor. Ernst & Young danışmanlık şirket tarafından hazırlanan COVID-19 salgınından temiz toparlanma, G20 liderliği için küresel fırsat raporundan derlediği bilgilere göre, salgın sonrası oluşacak ekonomik düzende temiz enerjiye yapılacak yatırımların, inşaat, enerji sistemlerinin kurulumu ve ekipman üretimi başta olmak üzere birçok alanda istihdam oluşturması bekleniyor. Yeni yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik atılacak her adımın yeni iş olanakları sağlaması beklenirken, bu durumun çevreye duyarlı enerji sistemleri oluşturma ve ekonomik büyümeye katkı sağlama gibi avantajlar sağlayacağı öngörülüyor. Söz konusu dönemde dünya genelinde 13 bin yenilebilir enerji proje stoğunun yaratılabileceği, temiz enerji yatırımlarıyla 3 yılda 10 milyon kişiye iş sağlanabileceği hesaplanıyor. Akdeniz Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün ev sahipliğinde Akdağ Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilmişti. Toplantı için gelen heyet Akdağ Tabiat Parkı'na adeta hayran kaldı. Akdağ Tabiat Parkı, onun muhteşem eserlerinden birisi. Kutluyoruz. Yeşilin ve mavinin buluştuğu yer, Akdağ Tabiat Parkı. Havadan da görüntülenen Akdağ Tabiat Parkı, cennetten bir köşeyi anımsattı. Toplantı için Akdağ'a gelen heyet buraya hayran kaldı. Mustafa Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sandıklı Belediye Başkanımız, belediye başkanlığı makamı hizmet üretme yerleri, vakit tüketme yerleri değildir diyerek çok çalışıyor, gayret ediyor. Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'na yoğun ilgi her geçen gün artarken, yeşil ve mavinin buluştuğu yer olan Akdağ Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, eşsiz doğanın yanında temiz havanın tadını doyasıya çıkarıyor. Akdağ Tabiat Parkı'mızda toplantımızı gerçekleştirdik. Bu vesileyle buraya kadar geldikleri için ben canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Burası keşfedilmeyi bekleyen bir cennetten köşe diye tanımladığımız Akdağ Tabiat Parkı'mız. Burası hem termaliyle, hem kültürüyle, hem de doğasıyla Sandıklı'mız artık turizmin her kulvarında yarışan bir ilçe haline geldi. Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı, önceki dönemlerde olduğu gibi bu yılki turizm sezonunda da yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin dört bir tarafından vatandaşlar, Akdağ Tabiat Parkı'nın muhteşem güzelliklerini görmek için Sandıklı'ya gelerek bungalov evlerinde konaklıyor. Sandıklı Belediyesi'nin önemli yatırımları ile bölge hak ettiği değere kavuşurken, belediye tarafından bölgeye mini market açılıp aynı zamanda kiralık bisiklet hizmeti de veriliyor. Müzik
Geçtiğimiz günlerde Akdeniz Belediyeler Birliği Encümen toplantısı için bölgeye gelen heyet buraya hayran kaldı. Sandıklı burası. Görünüşe bakılırsa deniz kenarında bir belde sanılır. Halbuki belediye başkanımız Mustafa Çöl hemşerilerine muhteşem bir tabiat parkı yapmış. Orada hemşerilerini güzel bir mavi turda ağırlıyor. Sadece hemşerilerini mi? Sandıklıya gelen herkesi. Vatandaşlar tarafından en çok rağbet gören hizmetlerden birisi de tekneyle Akdağ Tabiat Parkı'nda düzenlenen göl turu oluyor. Akdağ Tabiat Parkı'nı tavsiye ediyorum. Gelin görün. Dinar'ın duayen gazetecilerinden araştırmacı yazar Ayhan Kalkan, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'yı ziyaret ederek belediye kültür hizmetleri kapsamında basılan kitabını hediye etti. Dinar Belediyesi kültür hizmetleri kapsamında kitabı basılan gazeteci yazar Ayhan Kalkan, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Nihat Sarı, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, kültürel değerlerimize sahip çıkmanın en iyi yolu da gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak ve gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmektir. Bizi biz yapan değerlerimizin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayan kuruluşlarımızın çalışmalarını her zaman destekliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Dinar'ımızda kültür sanat adına güzel hizmetlere imza atmaya çalışıyoruz. Dinar'ın kültür, sanat ve ilim hayatına katkı sunan, hizmet eden her oluşumun yanındayız. Çünkü bizler konusu Dinar olan her türlü kültür, sanat ve ilmi esere ve bu değerli eserleri yazanlara, şairlere her zaman sahip çıktık ve bundan sonra da çıkmaya devam edeceğiz. Dinar kültürüne katkıda bulunan bütün yazarlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum, dedi. Afyonkarahisar eşrafından merhum Hacı Ahmet Kundağ'ın oğlu Abdülkadir Kundağ hayatını kaybetti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Afyonkarahisar eşrafından merhum Hacı Ahmet Kundağ'ın oğlu, merhum Hüseyin Kundağ ve Sabriye Güzbey'in kardeşi, Sabire Kundağ'ın eşi Sabiha Uğur, Ahmet, Halil İbrahim Kundağ'ın babası, Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Güzbey, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Güzbey, TSYD Başkanı Nadir Güzbey, Nurdan Köroğlu ve Gürani Güzbey'in dayıları Abdülkadir Kundağ vefat etti. Her kişi niyetine niyet edin uyuma hası olan imama. Allahu Ekber. Merhum Abdülkadir Kundağ, bugün Paşa Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Afyonkarahisar Belediyesi Kocatepe Asliye Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Merhumun ruhu için, bütün geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için, El-Fatiha. Cenazeye Kundağ ve Güzbey ailelerinin yanı sıra dostları ve sevenleri katıldı. Konya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptıktan sonra durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Bir diğer kaza haberi de Isparta'dan geldi. İki otomobil ve bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğini kopartarak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Hurda'ya dönen otomobilde bulunan 6 kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Olayın adresi Konya. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Isparta'da ise iki otomobille bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahalelere olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Eskişehir'de aracını hatalı park ettiği gerekçesiyle polis tarafından uyarılan 68 yaşındaki adam av tüfeğiyle evinin camına çıkarak polise küfür ve tehditler savurdu. Yaşlı adam polisin 3,5 saat süren operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Av tüfekli yaşlı adam aracını çektirmemek için ortalığı birbirine kattı. Görüntüler Eskişehir'den. Mamura Mahallesi'nde evinin yakınlarındaki başka bir sokağa otomobilini hatalı park eden 68 yaşındaki Adil Yapı'yı polis ekipleri aracını çekmesi için uyardı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve polisin uyarısına öfkelenen Yapı, 5. katta bulunan evindeki av tüfeğini alıp cama çıkarak polise küfür ve tehditler savurdu. Polis ekipleri çevredekilerin zarar görmemesi için olay yerini emniyet şeritleriyle kapattı. Evden bire silah sesi gelmesi üzerine şahsın yakalanması için özel harekat polisleri operasyon düzenledi. Kendisini eve kilitleyen yaşlı adam özel harekatın 3,5 saat süren çalışmasıyla evinde etkisiz hale getirildi. Gelsin kamera çekmeden önleyin şunlara bak. Bak ne yapıyor? Şüphelinin kullandığı ağ tüfeği de polis tarafından ele geçirildi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralama yaşanmazken emniyet ekipleri şahıs hakkında soruşturma başlattı. Evden çıkarılan şüpheli polisten kendisini görüntüleyen basın mensuplarına engel olunmasını istedi. Emniyet ekiplerinin humalı çalışmasını çevredeki vatandaşlar büyük bir heyecanla izledi. Operasyon nedeniyle evin yakınında bulunan tramvay hattından geçen seferler durduruldu. Cadde ise yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kasten öldürmeye teşebbüs, yağma suçlarından aranan ve kovalamaca sonucu yakalanan zanlı tutuklandı. Emniyet ekipleri göz açtırmıyor. Denizli'de öldürmeye teşebbüs ve yağma suçlarından aranan zanlı tutuklandı. Kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, yağma, gasp ve zorla alıkoyma suçlarına karıştığı tespit edilen şahsı takibe alan Denizli Emniyeti girdiği aparta baskın düzenledi. Kovalamaca sonucu apartın kuşatıldığını gören şüphelinin çatıdan yan binaya geçtiğini tespit eden ekipler zanlıyı bodrum katta boş kulelerin arasına saklandığı yerde yakaladı. Şahıs işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu kadarı daha pes dedirtti. Eskişehir'de çalıştıkları fabrikanın deposundaki 500 bin liralık malzemeyi çaldılar. Hayrete düşüren olayda iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıştıkları fabrikanın deposuna girdiler. Piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan tarım aletleri üretiminde kullanılan saj levhalar çaldılar. Olayın adresi Eskişehir. Fabrika yetkililerinin şikayeti üzerine ekipler, faillerin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla çalışmalar başlattı. İncelenen kamera kayıtları sonucunda hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli şahısların aynı iş yerinde çalışan iki kişi olduğu tespit edildi. Hırsızlık olayı şüphelileri iş yerinden hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bilecik Belediyesi tarafından doğa ve çevrenin korunması amacıyla kurulan bisikletli zabıta ekipleri göreve başladı. Bisikletli zabıta ekipleri göreve başladı. Görüntüler Bilecik'ten. Müzik
Şehirde bisiklet kullanımının özendirilmesi ve vatandaşlara hizmetin daha çabuk ulaştırılması amacıyla kurulan bisikletli zabıta ekipleri şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan Bilecik Belediyesi olarak bisikletli zabıtayı kurmuş olduk. Bu uygulamayla birçok açıdan büyük faydalar sağlanacağı belirtiliyor. Hem trafik konusunda insanlarda algıyı değiştirmek, daha fazla yürüyen, daha fazla bisikletle bisiklet kullanan bir Bilecik istiyoruz. Bunu bir önce de kendi içimizde başlattık. Bunun tüm şehre yayılmasını bekliyoruz. Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesinde ikinci el araç piyasasında bekledikleri hareketi bulamayan otogalericiler araç fiyatlarıyla ilgili bakın neler söyledi. Galericiler bayram sezonunu da durgun geçirdi. İkinci el oto piyasası hareket bekliyor. Eskişehir Galericiler sitesinin boş hali havadan görüntülendi. İkinci el otomobil piyasası koronavirüs salgını başlangıcından bu yana en durgun dönemlerini yaşıyor. Haftalar öncesinden Kurban Bayramı'na hazırlık yapan galericiler bayram tatilinde de bekledikleri hareketliliği göremedi. Dokuz günlük bayram tatilinde seyahat etmek isteyenler otomobil satın almak yerine araç kiralamaya yöneldi. Hal böyle olunca galericiler de hayal kırıklığı yaşadı. Eskişehir'de koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir yıldır araç satışlarının düştüğünü belirten galericiler, Kurban Bayramı tatilinin de sona ermesiyle gözlerini bir sonraki sezona çevirdi. Bütün esnafı diyeyim ben sana çoğu içeri girdi. 200, 300, 500, 100 yani esnafın durumuna göre cepten harcayan çok. Ben Kurban Bayramı'nda bir hareket görmedim ki. Ondan sonra ne göreceğim? Yani tatile giden gitti zaten. Gidecek olan gitti. Bu saatten sonra zor. Aslında fiyatları da insanlar yükseltiyor. Örnek veriyorum, Urfa'da adam A şahsı aracı 170 lira yazıyor. Eskişehir'deki adam o 170 yazdıysa ben de 175 yazacağım diyor. Bursa'daki ona nazaran yani her aslında insanlar yapıyor. Kiralamaya yöneldi insanlar. Sonuçta çoğu insan kiralık araç bile bulamadı yani. Satıyoruz, sattığımız fiyatı alamıyoruz. Kütahya'nın Pazarları ilçesinde vişne sezonu başladı. Yıllık ortalama 15 bin ton vişne üretilirken ilçede 3 bin aile geçimini vişneden sağlıyor. Pazarları ilçesinde vişne sezonu başladı. Üreticiler devletten vişne taban fiyatı uygulamasını istiyor. Yıllık 15 bin ton vişne rekoltesinin elde edildiği pazarlarda yaklaşık 3 bin aile geçimini vişneden sağlıyor. Gözümde, gözümde, bin bir alem var nazımda, nazım. Pazarlar Ziraat Odası Başkanı Kamil Ünal vişne sezonunu değerlendirdi. İlçemiz genelinde 3 bin aileye vişne hasadından verim elde etmektedir. Gelirimiz buna bağlıdır bizim. Aynen Türkiye'de olduğu gibi biz şunu istemekteyiz, çiftçimiz bunu istemektedir. Fındık, üzüm, zeytin hasadı gibi taban fiyat olması bizim açıdan daha iyi olacak. Üreticiler fiyat ve rekolteden oldukça memnun. Kiraz ve vişne hasadı bu sene gayet mükemmel. Fiyatlarımız da gayet güzel. Vişne kirazımızın da devlet tarafından taban fiyatının belirlenmesi ve desteklenmesi gerek. Bu sene vişnelerimiz, kirazlarımız Allah'ıma hamd olsun çok güzeldi. Fiyatlarımız da uygundu. Herkes, her vatandaş bundan memnun kaldık. Allah'ıma şükür. Yalnız bizim bu vişnemizin, kirazımızın taban şeysini ileri bakanlarımıza kadar duyurmanızı isteriz. Pazarlar vişnesi kalite ve aroması sebebiyle daha dalındayken meyve suyu fabrikaları tarafından satın alınmaya başlanıyor. Dünyada yerden tatlı var mola var.
Burdur'da bulunan Kibra Antik Kenti Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kibra Antik Kenti'ni Kurban Bayramı'nda 3500 kişi ziyaret etti. Kurban Bayramı'nda 3500 kişi Kibra Antik Kenti'ni ziyaret etti. Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası süreksiz listesindeki Kibra Antik Kenti ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kurban Bayramı tatilini fırsata çeviren yerli ve yabancı turistler Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibra Antik Kenti'ne akın ettiler. Bayramın ilk gününden son gününe kadar dolup taşan Kibra Antik Kenti'ni Kurban Bayramı'nda yaklaşık 3500 turist ziyaret etti. Burdurlu gelinleriyle Kibra Antik Kenti'ne gelen Amerikalı aile ise buraya hayran kaldı. And since she's married now to an American and I came from America, I wanted to see this beautiful place. You can talk about Medusa. And especially Medusa. Sonuçta Gölhisarlıyım. Onlar da benim ailem, eşimin annesi. Çocukluğunda Nalan buralarda oynuyormuş. Biz de geliyoruz, burayı çok seviyoruz. 3 yıl önce gelmiştik ama o zaman Medusa'yı görememiştik. Medusa'yı görmek için tekrar geldik. Harika bir yer. Türkiye'de gördüğüm en iyi arkeolojik yerlerden birisi. Çok beğendiler, bayıldılar. Hatta, evet, çok iyi korunmuş, harika bir antik kent. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Sırada spor haberlerimiz var. Yarın hafta sonu ana haber bülteniyle Merve Çelik karşınızda olacak. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Ayak MXGP of Türkiye ile 10. Ayak MXGP of Afyon yarışları Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenlenecek. Geçtiğimiz hafta müjdesini Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'in verdiği yarışların büyük bir ilgi görmesi bekleniyor. 2018 ve 2019 yıllarında MXGP of Turkey Dünya Motocross Şampiyonası'nı Afyonkarahisar'da 2 yıl gerçekleştirdik. Bu 2 yıl içinde en iyi pist ödülü, en iyi altyapı ödülü, en iyi padok ödülü almıştık. Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke şöyle konuştu. Afyonkarahisar Belediye'mizle beraber yaklaşık 6 aydır FIM'de Uluslararası Motosiklet Federasyonu ve promotör firma, takımlar ve sporcularla inanılmaz bir kulis içindeydik. Takımlar ve özellikle sporcular ikinci yarışın Afyonkarahisar'da olması için inanılmaz bir baskı yapmıştı. Tabii bunun yanı sıra da diğer ülkelerde kendilerinde yapılması gerektiğine inanıyordu. Böyle bir ülkeler arası aslında bir çekişme vardı ikinci yarışın alınmasıyla ilgili. Yine Afyonkarahisar bir ilki başardı. Türkiye'de ilk defa kendi şehrinde uluslararası bir dünya şampiyonasının, bir organizasyonun kendi markasıyla dünya şampiyonası yapması Afyon'a nasip oldu. Biz de Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak gerçekten çok mutluyuz ülkemize ve Afyonkarahisar'a böyle bir organizasyonu kazandırdığımız için. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yarışlar için kente yurt içinden ve yurt dışından 100 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini belirtti. Afyon'da 1 Eylül'den başlamak şartıyla 9-10 Eylül'e kadar gerçekten festival şeklinde çok güzel bir spor etkinliği olacak. Biz bunu yaparken 2019 yılında yapmış olduğumuz etkinlikten bir tık daha ileride Türkiye ve uluslararası hem sporculardan hem seyircilerden katılımın 100 binin üzerinde olmasını hedefleyerek organizasyon yaptık. İnşallah bu hedefimize de bu sene yapacağımız festival şeklindeki şampiyonada hedefimize ulaşmış olacağımıza ben düşünüyorum.
Spor kulüpleri tarafından kampı adresi olarak bilinen Afyonkarahisar'da Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'in talimatlarıyla spor yatırımları devam ediyor. Yeteneğinden dolayı, bilgisinden, becerisinden dolayı, kalitesinden dolayı alındı. Afyonlu olması da hem kendisine hem bizi tabii ki gururlandırdı. Ev sahipliği yapıyor bize gayet güzel. Ben de evliyim, iki kız çocuğum var. Ellerinizden öper. Ampute milli takımı ardından kamp için Afyonkarahisar'ı tercih eden Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu işitme engelli futbol milli takımı yönetici kadrosu ve sporcular Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Seybey'i ziyaret etti. Genç arkadaşlarımızla beraber başladık. İnşallah büyüklerimiz desteğiyle artı değerlerle daha da iyi yol kat edeceğiz. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek kampa gelen antrenörlerin Afyonkarahisar'dan çok memnun olduklarını ifade etti. Afyon gerçekten termal bölgeye çok yakın. Neredeyse antrenman sahalarımız, maç sahalarımız, spor kompleksimiz yürüme mesafesinde. İklim olarak da bugüne kadar Afyon'a gelen takımlardan aldığımız, hocalardan aldığımız intiba gece ile gündüz arasındaki ısı farkından dolayı Afyon takımların kamp alanı için en uygun illerden birisi olduğunu ifade ettiler. Sizleri yani hem Avrupa hem Olimpiyat hem dünya şampiyonası şampiyonluğu olmuş bir işitme engelli milli takımının da ilimizde ağırlamaktan son derece memnunuz. İşitme engelli futbol milli takımı teknik direktörü Ramazan Karacif'se başarılarına başarı katmayı hedeflediklerini söyledi. Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu işitme engelli futbol milli takımımızla Afyon'da kamptayız 15 Temmuz itibariyle. Olimpiyat eleme maçlarımız var. 29 Ağustos'ta Çekya'yla deplasmanda, 25 Eylül'de de Fransa'yla ülkemizde oynayacağız inşallah. Onların sonucunda da inşallah bu maçları kazanarak Mayıs ayında Brezilya'da yapılacak olan Olimpiyatlara kota almış bulunacağız. Hedefimiz tabii ki Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu olan bu kardeşlerimizin pandemiden sonra da daha önceki başarılarına bir yenisini daha eklemek. Türkiye Kriket Milli Takımı İspanya'da yapılacak olan T20 Dünya Şampiyonası Avrupa elemeleri için Denizli'nin Güney ilçesinde kampa girdi. Tam tercih attım. O sonradan geldi. Tamam. Toplamda 6 ülkenin mücadele edeceği müsabakaların sonucunda ilk sırayı alan takım 2022 yılında Güney Afrika'da yapılacak Dünya Kadınlar Kriket Şampiyonası'na katılacak. Milli takım kampında Ankara, Erzurum, Muş, Amasya, Afyon, Gebze, İstanbul'da bulunan kulüplerin 18-35 yaş arası sporcuları yer alıyor. Ben hep şuna benzetiyorum. Biz çocukluğumuzda çelik çomak ve dokuz taş oynardık. Sanki onun böyle biraz harmanlanıp sistematik hale getirilmiş, kuralları konulmuş bir oyunu. Çelik çomak ve dokuz taşın harmanlanıp sistematik halde bir spor haline getirilmiş diyebilirim. Sporcuların tamamına yakını spor lisesi ya da beden eğitimi öğretmenliğinde eğitim hayatına devam ediyor. 2010'dan beri bu branşın hem antrenörlüğünü yapıyorum hem hakemliğini hem de sporculuğunu yapıyorum. İspanya'da 24-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan şampiyonada Türkiye, İskoçya, İrlanda, Hollanda, Almanya, Fransa ile mücadele edilecek. Bu 11 yıllık süreçte ilk kez bir uluslararası müsabakaya katılacağız. Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde yapıldı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 23 ilden 66 sporcu katıldı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Üstürk, salgın nedeniyle uzun süre spor faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldıklarına işaret etti. 19 aktif branşımızın içinde etkilenenlerden birisi de bilek güreşi oldu. Bilek güreşi branşımız hem dünya şampiyonları hem Avrupa şampiyonları çıkartmış çok önemli ve başarılı bir branşımız. Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Aktı, kentin her noktasında sportif faaliyetler yapmaya çalıştıklarını söyledi. Bu ve benzer etkinlikleri, sportif faaliyetleri
ilimizde ve uygun ilçelerimizde yapmaya çalışıyoruz. Konyalı milli güreşçi Hüseyin Cihat Dur kardeşler, Türkiye'deki başarılarının ardından şimdi de gözlerini uluslararası şampiyonlarda yeni başarılara çevirdi. Beyşehirli milli güreşçi Hüseyin Cihat Dur kardeşler, küçük yaşlardan itibaren başladıkları atasporunda bugüne kadar önemli başarılara imza attı. Katıldıkları turnuvalarda birçok madalya toplayan Dur kardeşler, birlikte yaptıkları sıkı idman programlarıyla da Balkan ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanıyor. Güreşçi kardeşlerden Hüseyin Dur, hiperaktif bir çocukken küçük yaşlardan itibaren spora olan merakıyla ataspora güreşe 7 yaşında başladığını ifade etti. Çok ufak yaştan beri spora meraklıydım, zaten çok hiperaktif bir çocuktum. Ondan dolayı böyle bir yatkınlığım vardı spora. Bizim mahallede de arkadaşlar güreş yapıyordu, onların vesilesiyle başlamış oldum. 15 yaşındaki milli güreşçi Cihat Dursa, Antalya Güreş Eğitim Merkezi'nde eğitim hayatını sürdürdüğünü belirterek, ağabeyinin güreşe başlamasının ardından kendisinin de atasporuna başlamak istediğini söyledi. Evde tek başıma kalıyordum. Canım falan sıkılıyordu. Gitmek istiyordum işte. Bir şey olur falan diye annem gidip yollamıyordu. Balkan Şampiyonası'nda madalya almak istiyorum. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.